Kıymetli Hazirun, değerli misafirler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, aziz genç kardeşlerim, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar. Söze başlamadan bir hal hatır edeyim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz maşallah. Buradan bakınca iyi gözüküyorsunuz. Allah iyiliğinizi artırsın. Muhabbetli gözüküyorsunuz, muhabbetinizi artırsın. Dertli gözüküyorsunuz, derdinizi artırsın. Evet. Değil mi? Şimdi muhabbet artsın, iyilik artsın da dert niye artsın? Bilenler biliyor. Bazı amin diyenler vardı tek tek. Bizim derdimiz arttıkça derman olur. Dert vatansa, dert milletse, dert Allah rızasıysa, dert Çanakkale'nin ruhuysa, değil mi? O dert arttıkça hem bize derman olur hem bizi güzelleştirir. Onun için artsın diyorum. Çok uzun zamandan sonra dün Kocaeli'mizde bir program yaptık. Bugün Diyarbakır'ımızdayız, sizlerle birlikteyiz. Şöyle kenardan ben de Hafız Efendi'yi dinlerken size baktım, şöyle bir ortama baktım. Özlemişiz. Şu salonlarda ruberu der eskiler, yüz yüze. Çünkü hani pandemi zamanı da programlar oldu ama evde mutfakta oturuyordum. Elimde cep telefonu filan programa, işte Instagram canlı yayını katılıyorsun. Bunun gibi tadı yok. Şu programlar başkadır. Niye başka? Sizden bir şey alırız biz bu programlarda. Siz zannedersiniz ki sahneye çıktı ve bir şeyler anlattı. Hayır. Programı sahneye çıkan adamlar yapmaz. Seyredenlerin gönülleri yapar. Sizin gönlünüzdeki bir talep gelir, burada konuşan adamı konuşturmaya başlar. İçinizdeki bir muhabbetli, bir gözü yaşlı, bir hakiki dertli bütün salonu kendine benzetir. Konuşanı da konuşturur. Onun için kıymetli, özlemişiz. İnşallah tez zamanda Cenab-ı Mevla şu musibeti yeryüzünden kaldırsın da birbirimizle şu tıklım tıklım salonlarda kucaklaşmayı özledik. Ya burada nasıl durum bilmiyorum, siz fena değilsiniz ama insanlar anne babasının eline gidemiyor. O aman bir zararım değmesin diye. Bazı şeyler elden gidince kıymeti anlaşılıyor. 1,5 senedir filan yabancı değilsiniz, size söyleyebilirim. Ben eşofmanla geziyorum. O güzelim takım elbiseler, Armani'ler filan gardıropta duruyor. Hiçbir işe yaramıyor. Pandeminin başı 3 ay evde oturduk. Kapının önünde 2 araba, birisi bir işe yaramıyor. İnsan diyor ki neye koşuyoruz o zaman? Biz neye uğraşıyoruz? Doğru olan ne? Değer verilmesi gereken ne? Vakit ayrılması gereken ne? Fark ediyor. Evet, azıcık böyle bir dertleşip merhaba faslını geçtikten sonra gelelim programa. Çünkü program da şu söylediğim hususlarla alakalı. Biz hazır bir vatan bulduk. Doğduk ve bu ülke vatanımızdı. Hiç kimse bizden bu topraklar vatan olsun diye can vermemizi beklemedi. Allah'a hamdü senalar olsun. Ama bir toprak parçasının da kolaylıkla vatan olmadığını dönüp mazimize baktığımız vakit en iyi orada seyrediyoruz. Çanakkale bu tabloların en berrak, en güzel, en net ifadesi olanlarından bir tanesi. Birkaç şiir okuyacağız Çanakkale'ye dair. Birkaç hatırat paylaşacağız. Sevgili Can kardeşim birkaç güzel eser seslendirecek. Bize ayrılan zaman içerisinde Çanakkale'yi anlatabilmek mümkün değil. Zaten derdimiz de Çanakkale'yi anlatmak değil. Çünkü Çanakkale'yi anlamaktan çok Çanakkale ruhundan bir şeyler süzüp kendimize katmaya ihtiyacımız var. Yoksa kitaplar yazıyor. Olaylar şöyle başladı, şöyle gelişti, şöyle bitti.
3-5 sayfa kitap karıştırdığınız vakit mevzuya vakıf oluyorsun. Peki ruhu, işin ruhu, asıl lazım olan o. Ve kaba bilgiyle bile bakmak istesek Çanakkale'ye, sadece Çanakkale zamanına, sadece 18 Mart 1915'e bakarak Çanakkale'yi anlayabilmek mümkün değil. Biraz öncesine gitmek lazım. Biraz sonrasına bakmak lazım. Bu biraz şuna benziyor aziz dostlar. Şimdi bir sinema filmi seyrediyor olsak beraber, salona girseniz, film başlasa bir dakika sonra bir telefon gelse, acil bir telefon, çıkmak zorunda kalsanız, tam dışarı çıkarken de biri size mikrofonu uzatıp sorsa, film nasıldı? Ne diyebilirsiniz? Görmedik ki. Ya da bir konferans, geldiniz, 3 dakika dinlediniz, dışarı çıktınız, birisi sordu, Serdar Tuncer ne anlattı? Bir şey diyemezsiniz ki. Ya da verdiğiniz cevap olanı anlatmaya yetmez. Mesela şiir okuduğum yere denk gelmişseniz, dışarı çıktığınızda size sordukları vakit diyeceksiniz ki adam şiir okuyor. Espri yaptığım bir yere denk gelseniz, içeride biri var, komik bir adam. Türkü söylenen yere gelseniz, konferans yok ki abi, türkü söyleniyor. Şimdi tarihteki olaylar da bunun gibi. Çanakkale'ye, sadece Çanakkale'den bakıp o ruhu anlamaya çalışmak, bir filmin jeneriğini seyretmek, bir konferanstan 3 dakika seyretmek gibi bir şey. Anlayamayız. Ta bunun esprisi var. Efendim Koçu Bey Risalesi, Tımarlı Sipahi mevzuna kadar götürür hadiseyi. Necip Fazıl, Hürrem Sultan'a kadar götürür Osmanlı'nın zevalinin başlangıcını. Ama ben sizi oralara götürmeyeceğim. Sadece bir tablo, aklımızda bir soru işareti oluşsun diye. Çanakkale'den 18 sene önceye gidelim. Abdülhamit Han Yıldız Sarayı'nda ve bir misafiri var. Misafiri Alman İmparatoru, 2. William. Sohbetin bir yerinde Alman İmparatoru diyor ki Abdülhamit Han'a, Majeste, bir dünya savaşı çıkarsa bizimle birlikte hareket edersiniz değil mi? Soru bu. Abdülhamit Han net bir cevap veriyor. Milletimin menfaatleri neyi icap ettirirse orada dururum diyor. Misafiri uğurluyorlar. Bu konuşmaya şahit olan birisi içeri girip diyor ki, hünkârım, Alman İmparatoru, dünya savaşı çıkması muhtemel. Bakın dünya savaşına daha 18 sene var. Muhtemel. Size ittifak teklif etti ama siz bakarız dediniz. Niçin? Abdülhamit Han diyor ki, çıkacak bir dünya savaşını denizlerde güçlü olan kazanır. Almanların kara ordusu iyidir ama Britanya denizlerde güçlüdür. Bu ne demek? Eğer bir dünya savaşı çıkarsa ben Almanlarla ittifak etmem. Çünkü o zaman kaybederiz. İlle ittifak etmek gerekiyorsa İngiliz'le ittifak etmek lazım. Denizde güçlü olanlar onlardır. Bakın bir virgül koyun buraya. 1908, bu konuşmadan 11 sene sonra Abdülhamit Han tahttan indiriliyor. Sonrası İttihat Terakki, genç, vatanı milleti seven ama tecrübesiz adamlar, Balkan Harbi, elde yok, avuçta yok, perişan vaziyete düşmüşüz, ordu zayıflamış, mühimmat noksan, maliye sıkıntılı, Çanakkale'ye doğru gidiyor adım adım. İki gemi almışız, gemiler gelmiş. Hadi demişler Karadeniz'de bir dolaşın. O iki gemi Karadeniz'de dolaşmış. Neticede Almanlar savaşa girmiş. Biz de Almanlarla beraber savaşa girmişiz. Bütün bu sıkıntılı durum, bütün bu yokluk içerisinden muhteşem bir destan çıkmış mı? Çıkmış. Sonuna kadar muazzam bir destan çıkmış. Bakın emperyalizm diyoruz ya, emperyalizme karşı verilen son bir asırdaki en büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Adamlar Çanakkale Boğazı'na gelip dayandıklarında dertleri Osmanlı toprağını ilhak etmek değil, hilafeti bitirmek. Son kaleyi düşürmek, bu dertle geliyorlar. Çünkü bir soru işareti daha, çok başımızı ağrıtmadan şiire geçeceğim. Gene
Abdülhamit Han, İttihad-ı İslam diye bir derdi var. İslam ümmetinin bir olması bu derdin adı. Yani Osmanlı zayıflamış da olsa, Osmanlı hasta adam da olsa hala başında bir halife var. Ve dese ki cihad-ı ekber ilan ediyorum, emperyal güçlerin hepsine birden halifenin çağrısına uyarak ümmet-i Muhammed karşı çıkacak. Bu istenmiyor. Çünkü o günün Osmanlı coğrafyasında yaşayan Müslüman sayısından daha fazla İngiltere'nin sömürge ülkelerinde yaşayan Müslümanlar. Böyle enteresan şeyler. Hani Çanakkale, Seyit Onbaşı, düşmanı denize döktük, bitti. Değil, konferanstan 3 dakika o. Filmin jeneriği. Öncesiyle, sonrasıyla bambaşka bir hadise. Çanakkale, Çanakkale ile başlamayan, 15 Temmuz'la da bitmeyen bir derdin, bir dava anlatıdır. Ama biz münhasıran o aralığa bakacaksak, sanki şöyle bakabiliriz. Aziz dostlar, Çanakkale'de bir metrekare toprağa 5000 mermi çekirdeği düşmüş. 5 litre kan düşmüş Çanakkale'de. Bir metrekare toprağa. Askerlerden biri hatıratında anlatıyor. Diyor ki, gece içim yandı, susadım. Baktım ayaklarımın altından dere akıyor. Mataramı daldırdım. Kafama diktim ki kan içiyor. Su değilmiş. Kan içiyor. Çanakkale'de 252 bin vatan evladı toprağa düşüyor. Bunlar can candır, bu ayrı. Ama o günkü Türkiye'nin yetişmiş, okumuş, münevver entelektüel tayfası pek çoğu. Üniversiteler senelerce mezun vermiyor. Cumhuriyet'in ilk yılları lise mezunları öğretmenlik yapmak durumunda kalıyor. Ortaokul mezunları öğretmenlik yapıyor çünkü mezun yok. Hepsi Çanakkale'de şehit olmuş. Bir İngiliz generali diyor ki, evet Çanakkale'yi geçemedik ama Türklerin fidanını söktük. Bundan sonra bellerini biraz zor doğrulturlar. Bedeli çok ağır olmuş. Fakat bütün bedellere rağmen biz Çanakkale'de ateşe ve baruta vatan sevgisinin ve imanın üstün gelebileceğini ispat etmişiz. Bu yönüyle kıymetli. Çanakkale'yi bizim alışımız da enteresandır. Ta 1353 yılıdır Çanakkale'nin ilk defa bizim oluşu. Vermeyişimiz de enteresandır. İkisini bir araya getiren bir şiir var Fazıl Ahmet Bahadır'ın. Onunla başlayalım. Çok başınız ağrıdı. Biraz şiir, biraz türkü, ara ara muhabbet. Karşı kıyılara bakarak iki damla yaşla beraber lacivert derinliklere
kavuşan bahara, iki yakasında boğazın canlar düşüyordu cemre yerine toprağa. Ölüm birkaç adım ötesindeydi Mehmet'in. Zafer ölümden bir adım ötede tekbir alıyordu tekbir üstüne. Davrandı Mehmet. Bir adım daha düşüverdi bir Mehmet'in üstüne. Ardından bir başka Mehmet yürüdü. Arkasından Mehmetler. Gökler selam durdu. Açıldı kat kat. Güneşi gölgeledi binlerce kanat. Çanakkale, meleğin insanı kıskandığı yer. Baba, oğul, torun olacak yaşta. Üç neslin yan yana yattığı toprak. Çanakkale, kanın kanla ıslandığı yer. Yol ararken varmak için hedefe, merminin mermiyle havada çarpıştığı yer. Omuzdan, dirsekten kopmuş kollarım, hesap sormak için Allah adına düşman boğazına yapıştığı yer. Her tepede bir destanın adı var. Her taş gördüğünü kendine saklar. Üstünden geçse de yıllar, yüzyıllar, hatırlandı mı adı, bir yemini tekrar eder dudaklar. Bin defa ölürüz yoluna. Bu vatan toprağıdır. Bir karışı verilmez. Allah şahit olsun. Dün de, bugün de, yarın da Çanakkale geçilmez. Kışlar doldu bugün. Doldu boşaldı
Zannediyorum bir 15 sene kadar öncesiydi. TRT'de ilk iftar, iftar diyorum, Ramazan yaklaşıyor ya. İlk sabah da değil. İlk Çanakkale programını sunacağız. Tabii şimdi iftarla anılınca adam böyle oluyor. Şimdi 5 yıl üst üste Topkapı Sarayı'nda iftar sunduk. Sonra bir Diyanet'in işiyle alakalı 6, 7-8 sene Topkapı Sarayı'ndaydık. Orada benim kadar kalmayan Osmanlı padişahı var. Son sene artık mektup falan geliyordu. Serdar Tuncer, Topkapı Sarayı, İstanbul. Geliyordu. Tabii. Şimdi üst üste iftar programları, sahur programları. O dönem yıl içinde programa konuk olmuşum. Arkadaşım çocuğu gözlerini açmış böyle fal taşı gibi. Baba demiş, yarın oruç mu tutacağız? Yok oğlum demiş, Ramazan daha çok var. Niye? Bir oruç amca çıktı demiş. Tabii. Her ne kadar hemşehrimiz kadar olmasa da, değil mi? Nihat Hoca vazifeyi devam etti. Ben biraz yaşlandım. Gençler yürüsün diye kenara çekildim. Nihat Hocam filan. Devam edelim. Şimdi ilk Çanakkale programını yapacağız TRT'de. Oturdum okumalar yapıyorum. Hani hatıratlarda neler var. Acı bir şeyi de paylaşayım sizinle. Bakın Pakistanlı milli şairi Pakistanlı Muhammed İkbal diyor ki bu dünyadan ahirete Peygamber Efendimiz'e bir tek hediye gönderebilmek seza olsaydı o hediye ancak şu olurdu diyor. Çanakkale şühedasının kanlarından billur bir kaseye doldurup buyurun ya Resulallah bu İslam'ın son kalesi düşmesin diye can veren yiğitlerin kanıdır derdim diyor. Bir şiirin. Şimdi dedim ya okumalar yapıyorum. Öyle çok yapabileceğiniz okuma falan yok. Çanakkale bu kadar kıymetlidir, bu kadar büyük bir mücadeledir ama hala adam gibi 3 tane roman yazamadık. Dünya çapında ses getirecek Çanakkale'yi anlatan. Hala 4 dörtlük 10 tane Çanakkale türkümüz yok. Şu programları yaparken Cihancığım'la repertuar çalışıyoruz. Var mı abi 10 tane Çanakkale türküsü? Yok. Hala Çanakkale'nin dünyada ses getirecek bir filmini yapamadık. Size bir soru sorayım. Amerikalılar Vietnam'da savaştı ya, savaşı kim kazandı? Vietnam kazandı. Ama bunu kimse bilmiyor. Çünkü Vietnam'dan Hollywood'u yok. Değil mi? Ne yaptığın değil, onu nasıl aktardığın önemli. Bak Çanakkale'yi anlatan, bunu niye söylüyorum? Şimdi salonda genç kardeşlerim var. Belki içinizden birisi bir gün Çanakkale'nin en güzel şiirini yazacak. Belki içinizden birisi romanını yazacak Çanakkale'nin. Belki birisi tablosunu yapacak. Belki birisi hikayesini anlatacak. Çanakkale ruhu derken kastettiğimiz şey bu. Ya Çanakkale'de insanlar bir dert için öldüler. Biz de hani öleceğiz. Emri hak vaki olacak, bir gün ölüm gelecek. Mahşerde o şehitlerle karşılaşınca onların yüzüne bakabilmek lazım. Yüzüne bakabilmenin en kolay yolu şudur. Onlar ne için öldüler? Oturup bunu düşüneceğiz. Biz o şey için yaşayacağız. O zaman gözlerinin içine bakabiliriz. Gene mahcup, gene utanarak ama yüzlerine bakmaya hiç olmazsa yüzümüz olur. Neyse. O dönem açtığım kitapları okuyorum. Hatıralar, mektuplar, yazılanlar, bilgiler, vesikalar derken bir hadise beni en çok etkileyen odur. Sizi çok mahzun etmemek adına hani uzun uzun Halil Çavuş'u, uzun uzun Balıkesirli Cevdet Dede'yi, uzun uzun Vanlı Ali'yi anlatıp sizi mahzun etmeyeyim diye hepsini hülasa eden bir tek hadiseyi anlatayım. Beni en çok etkileyen odur. Şimdi süngü savaşları yapılmış Çanakkale'de. Özellikle Kirte muharebeleri süngü savaşlarının en çok yaşandığı yer. Bakın şöyle bir tablo düşünün. Bir asker hatıratında anlatıyor bunu. Diyor ki düşmanla aramızdaki mesafe 20-30 metre. Sıra olmuşuz. Süngü tak, süngüler takılıyor. Öndekiler gidiyor göğüs göğüse çarpışıyor. Biz seyrediyoruz. Ya düşünün dün akşam yanınızda yatan adam orada gözünüzün önünde şehit oluyor. Belki bir mektup bir şey geriye bırakmışsa o da cebinizde duruyor. Kardeşinizin şehit olduğunu görüp sıranızı bekliyorsunuz. Onlar gidiyor bir gerideki bekliyor.
Asker diyor ki o sıra bir ses geldi. Komutan döndü dedi ki yiğitlerim, aslanlarım, Mevla'nın huzuruna çıkma vaktidir. Paklanıp temiz çıkalım. Birer abdest alın. Su yok. Abdest almaya imkan yok. Terk edemezsin. Ellerimizi diyor tüfeklerimizin kabzasına vurduk. Teyemmüm abdesti aldık. Komutan dedi ki bu kardeşlerinizin cenaze namazını kılan olmayacak. Bir cenaze namazı kılalım. Oflu Ali Çavuş bağırıyor. Er kişi niyetine. Tam namaza duracaklar. Komutan diyor ki kendi namazınıza da niyet edin. Asker diyor ki bir avuç insan kurtulduk kurtulamadık o gün. Biz Kirte'de kendi cenaze namazlarımızı kıldık diyor. Toprak böyle vatan oluyor işte. Durduk yere değil. Böyle bir süngü savaşı enstantanesi Çanakkale'de. Yarbay Hasan Bey diye bir adamcağız. Şimdi siperlerin arasındaki mesafe an gelip 10 metreye kadar düştüğü olmuş. Öyle ilginç şeyler yaşanmış ki bizim yiğitlerden birisi ara veriliyor bazen. Süngü süngüye çarpışıyorlar. Yaralılar toplanıyor. Herkes siperine çekiliyor. Yemeğini yiyor. Ondan sonra tekrar savaş kaldığı yerden devam ediyor. Öyle bir arada diyor bizim yiğitlerden biri elini kulağına attı bir türkü söyledi. Türkü diyor gavurların hoşuna gitti herhalde. Oradan diyor bir şeye sardılar. Bizden tarafa çikolata attılar diyor. Hani bu bir daha söyle demek o türkü. Arkadaş bir daha söyledi diyor. İşte bisküvi geldi diyor. Bir iki gün böyle. Bir gün diyor attılar çikolatayı. Türkü bekliyorlar belli. Bir pusula yazıp gönderdik diyor. Arkadaşı bugün şehit ettiniz. Şimdi böyle şeyler yaşanıyor. Yarbay Hasan Bey bir süngü savaşının sonrasında o iki siper arasında yaralıların içinde dolaşıyor. Şimdi birisine su yetiştirin çocuklar diyor, askerine talimat veriyor. Öbürünün koluna girip kaldırmaya çalışıyor. Berikine destek oluyor filan. Normalde bu işler bir yarbayın vazifesi değil. Ama Hasan Bey ya adeti böyleydi ya o gün bir sebepten o yaralıların arasına girmiş. Böyle bakarken yaralı bir Fransız askeri görüyor. Asker yaralı, acı içinde. Düşünüyor diyor ki ya bu da düşmanım gavur ama belki anası var, belki yavuklusu var, belki evladı var. İnsan, can. Bakın bir şey söyleyeyim. Bu da bugünden bir not olarak kalsın. Mertlik, mertlik mühim bir hususiyet. İnsan dostuna mert değilse zaten adam değildir. Ama asıl adam düşmanına mert olabilendir. Çanakkale, Mehmetçiğin düşmanına mert olduğu yerin adıdır. Mertliğin de destanı var içinde. Bir Fransız generali hatıratında anlatıyor Bridges. Diyor ki askeri kolaçan ediyorum bakıyorum. Baktım yaralı bir asker, Türk askeri. Bir yaralı Fransız askerini göğsüne yatırmış. Kıyafetini kesmiş. Onun yarasını sarmış. Kendi yarasına da ot tıkamış diyor. O vaziyette oturuyor. Yaklaştım diyor tercümanım aracılığıyla sordum. Dedim ki niye seni öldürmek isteyen bir insanın hayatını kurtarıyorsun? Bizim asker diyor ki bu diyor düşerken cebinden bir resim çıkarttı diyor. İhtiyar bir kadın resmi. Dedim ki herhalde anasıdır. Benim yaram ağır kurtulmam. O bari iyileşsin de anasına kavuşsun diye. Onun yarasını sardım diyor. Bu mertlik. Bu mertlik o zaman da kalmış bir şey de değildir. Bu mertliğin tablosunu 15 Temmuz'da caddelerde görürsünüz. Gezi zamanı Twitter'lardan, WhatsApp'lardan mesaj atılıyordu gruplara. Şurada su sıkılıyor, kaçın. 15 Temmuz'da aynı mesajlar şöyle anlatılıyordu. Şurada helikopter var, mermi atıyor, koşun. Bakın aradaki fark. Bugün Afrin'de yazılır, Zeytin Dalı'nda yazılır. Aynı destan. Muhabir uzatır mikrofonu. Annene babana diyeceğim bir şey var mı? Beklemesinler der. Bak işte o Çanakkale'deki hikaye buradan devam eder. Nereye kadar? Kıyamete kadar. Bitmez. Şimdi Yarbay Hasan Bey diyor ki çok uzattım.
o yaralı Fransızı görünce yardım edeyim diyor. Bunu alayım da kendi revirlerine ya da bizim revire götüreyim, tedavi ettireyim, sonra göndeririz. Tam böyle kaldırmak için eğilmiş, o da meğer yaralı değil, taklitle duruyor, elinde de hançer saklamış. Komutan onu kaldırmak için eğilince hançeri kaldırdığı gibi Hasan Bey'in göğsüne saplamış. Hasan Bey Allah deyip böyle yana düşüyor, yarasından kan akıyor kolu. Askerler koşup gelmişler, o Fransızın işini bitirmişler. Hasan Bey'in başında duruyor iki askeri. Şimdi bunu o iki askerden birisi hatıratında anlatıyor. Diyor ki, ne yapacağımızı bilemedik, telaşlandık. Komutan başıyla böyle bir işaret ediyor diyor. Beni kaldırın der gibi işaret ediyor. Cesaret edemedik diyor. Hani son nefesini verdi verecek, nasıl kaldıracaksın? Ya bir zarar verirsek? Beni kaldırın dedi diyor. Arkadaşımla göz göze geldik, gene cesaret edemedik. Sert bir sesle diyor, artık o son an, bütün gücünü toplayarak, beni kaldırınız demiş. Şimdi emri veren komutan, girdik diyor ikimiz iki yandan koluna, kaldırdık Hasan Bey'i. Ellerini diyor bağladı edeple, şöyle iki büklüm oldu, kelime-i şehadet getirdi. Bir ara diyor şöyle boşluğa baktı, yüzüne bir tebessüm yayıldı. Dudağındaki son söz şuydu diyor. Niye zahmet ettiniz ya Resulallah? Şimdi Çanakkale, İslam'ın son kalesi düşmesin diye can veren yiğitleri Allah Resulü'nün uğurlamaya geldiği yerin adıdır. Ağırlamaya geldiği yerin adıdır. Herhangi bir savaş, herhangi bir yer falan değildir. Bu bildiğimiz bir tanesi Yarbay Hasan Bey. Nice Hasan Beyleri var orada. Akif şiirinde diyor ya, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Senin baban da şehitti, deden de şehitti, sen de şehitsin. Bana nereye gömüleceğim diye sorma. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamberdi. Hazreti Peygamber sana sinesini açmış duruyor. Senin kabrin onun sinesidir. Bu sadece bir şiirin son iki mısrası değildir. Söz konusu Çanakkale ise hakikatin kendisidir. Asım'ın nesli. Diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömeli gel seni tarihe desem sığmazsın. Hercümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiham. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün eşrahıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu abisenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizen ile briz etsem, türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem
hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana arguşunu açmış duruyor. Ölmeden mezar.
Biz bir sene nasip oldu, bu programları Rumeli'de de yaptık. Üsküp'te, Arnavutluk'ta, Kosova'da. Hepsinde, bakın istisnasız söylüyorum, iş buraya geldiği vakit Çanakkale türküsüne bütün salon aynı anda eşlik etti. O kadar enteresan bir şey, hiç fark etmiyor coğrafya. İşte bak bu aslında bize Çanakkale ruhundan biraz haber veriyor. Çanakkale'de Türkiye'nin en çok şehit verdiği il Tokat. Tokat'ın 2-3 katı şehit veren iki il var. O zamanki Osmanlı coğrafyasında, şimdiki gönül coğrafyamızda. Neresi orası? Birisi Şam, birisi Halep. Bakın o gün enteresan bir şey var burada. Bosna'dan geleni de var, Kırım'dan geleni de var, Medine-i Münevvere'den geleni de var, Yemen'in başkenti Sana'dan geleni de var, Bakü'den gelen, bütün ümmet orada, bir arada. Ve şu, Çanakkale ruhu diyorsak, bir bugüne söylediği şey şudur. Orada, düşünün şimdi, Kirte Muharebesi dedik az önce, siperdesiniz, elinizde süngü, kardeşinizin koluna girmişsiniz, düşmanın üstüne yürüyorsunuz. Hiç kimse yanındakinin Türk mü, Kürt mü olduğunu merak etmiyor. Laz mı, Çerkez mi umurunda bile değil. Arap mı, Arnavut mu aklına bile gelmiyor. Diyor ki, biz bir ümmetiz. Biz bir milletiz diyor. Orada öyle bir dert yok. Aslında burada da böyle bir dert yok da, bakmayın biz başımıza iş açıyoruz. Bazen anlatıyorum bu programlarda. Şimdi bir adam doğuyor, diyor ki ben Türk'üm. Öbürü diyor ki ben Kürt'üm. Öbürü diyor ki ben Arap'ım. Öbürü diyor ki ben Laz'ım filan. Bir insan nasıl Türk, Kürt, Laz, Arap filan olur? Şimdi ruhlar aleminde dilekçe verenimiz var mı? Yani Cenab-ı Hak soruyor, elestü bir rabbiküm bela diyoruz. Peşinden ya Rabbi bu maruzatım var, ben Çerkez olarak doğmak istiyorum. Yani böyle bir şey demedik hiçbirimiz. Doğru mu? Yani geldiğimiz yerde böyle bir şey yok. Mevzu şundan ibaret. Bir adam evlenecek çağa gelince anne babasıyla beraber gidiyor. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle diye bir kızın nikahına talip oluyor. Ya da şimdi bir adam Facebook'ta ilişki durumunu güncelliyor. Biriyle tanışıyor. Sonra anne babasına diyor ki ben evleniyorum. Siz de gelin. Ama mevzu aynı. Bir adamla bir kadının hikayesi. Nasıl evlenirse evlensin. Bu bir adamla bir kadın evleniyor. Onların bir çocukları oluyor. Adamla kadın Türkse çocuğa Türk diyorlar. Kürtse çocuğa Kürt diyorlar. Arapsa Arap diyorlar. Yani meselenin bizimle alakası yok. Mesela adamla kadının meselesi. Şimdi bak. O ötesi. O adamla kadının da bir anne babası var. Onun da bir anne babası. Onun da bir anne baba. Mevzu Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya kadar gidiyor. Geldiğimiz yerde yok. Mevzu bu ikisinin mevzu. Gideceğimiz yerde de yok. Şöyle bir şey yok bak. Öldük. Melekler geldi, şunu sormuyorlar. Türk müsün, Kürt müsün? Ya da şu ben Arap'ım, ben Kürt'üm, ben Türk'üm dediği için kimseye torpille geçmiyor. Bir istisnası var, onun of of'tan biraz şüphem var. Onlar direkt bağlıyız falan diyor ya hani. Ofluyum deyince geçsin bu. Olabilir. Ama öbür türlü gideceğimiz yerde de bu iş yok. Ya bak şöyle net bir şey söyleyeyim. Söyledikten sonra da son cümlemi siyasetçiler gibi ses tonumu yükselterek söyleyeyim ki alkış kuvvetli gelsin. Geldiğimiz yerde olmayan, gideceğimiz yerde olmayacak bir mesele için durduk yerde birbirimizi yemenin alemi yoktur. Evet. Biz kardeşiz. Bitti. Mevzu bitti. Biz kardeşiz. Şimdi... Bakın. Dedim Mehmet Mesut çalıyor. Şimdi ben anne ve babası Türk bir adam. Ankaralıyım. Yalnız 10-15 sene önce
Böyle birkaç Kürt arkadaşım oldu. Onlarla bir dostluğumuz, sohbetimiz, muhabbetimiz oldu. Kendi kendime dedim ki, lan 40 yılın başı bir Avrupa'ya gidince derdimizi anlatalım diye İngilizce öğreniyoruz da. Şu kardeşlerimizle iki hasbihal edecek kadar Kürtçemiz niye olmasın? Başladım şimdi. Çağını başı, hayratı, çirkin, kişilik yaramaz dedim. Bu ne? Serçava sersara, çevat da sergulam filan. Baktım mevzu gidiyor. Ya ben öyle sizin gibi durduğum yerde de durmam. Şeyh Ahmet'i hanileri filan karıştırdım. Talih Kubeyt'e fırsattım. Milletine kramı. Min amri nohanine sakhi vera bilas hoş filan. Şimdi bana sorsanız Kürtsizsiniz de Fakih-i Teyran'ı kaçımız okuduk bilmem. Şeyh Ahmet-i Hani'yi kaçımız okuduk bilmem. Seydam Aleyh-i Cezeri'den kaçımızın haberi var bilmem. Efendim? Ey yari. Verim alaka değil. Dünya kralı. Öyle mi? Son bir şiirle bitirelim mi? Efendim? O zaman Erik Urman bir şiir daha okuyalım. Bir şiir okuyalım, sonra bir şiir daha okuyalım. Okuduğumuz şiir, şunu söylemezsem olmaz. Akif'in şiiriydi biliyorsun, İstiklal şairimizin şiiriydi. Çanakkale ruhunu anlamak, biraz da Mehmet Akif'i anlamaya eştir. Çanakkale'nin en güzel şiirini Akif yazmıştır. Hatta bazı şiirden anlamayan nadanlar, derler ki Akif Çanakkale'yi mi gördü ki Çanakkale'nin şiirini yazdı? Halbuki şairlik budur. Görmediğin yerin kelimelerle öyle bir şiirini yazar, portresini yaparsın ki okuyanlar görmüş kadar olurlar. Akif buradan bakınca büyük şairdir. Ama Akif ve Çanakkale ruhu deyince bir şeyi de unutmamak lazım. Çok kısa söyleyeceğim. Bir çentik, bir soru işareti akıllarımıza düşsün istiyorum çünkü. Bugün bakıyoruz Akif'in şiirleri okunuyor, Akif anma programları yapılıyor filan. Diyoruz ki ya biz İstiklal şairimizi ne kadar çok severmişiz. Halbuki hep böyle değilmiş. Akif milli mücadelenin her safhasında var. Bazen bir camide vaaz kürsüsünde vaaz ederken görürsünüz Akif'i. Bazen bir dergi çıkartırken, bazen Taceddin dergahında harıl harıl uğraşırken, bazen Berlin'de, bazen Arap coğrafyasında, Kastamonu'da milli mücadelenin her anında var Akif. Ankara'ya gidiyor. İstanbul'dan Ankara'ya 15 günü aşkın bir sürede gidiyor. At arabasıyla, eşekle, sözüm ona bir trencikle. Kömürünü atıyorlar, kollarıyla çeke çeke rayların üstünde yürüttükleri tren. Ankara'ya girdiği vakit büyük İslam şairi Akif Bey Ankara'yı teşrif etti diye dönemin gazeteleri manşet atıyor. Tabii milli mücadele kazanılıyor, ilk meclis kuruluyor, Akif milletvekili. İki şehrin birden teklifiyle milletvekili. Birinci meclis lağvediliyor. Akif'e, İstiklal şairine Türkiye'yi zindan etmişler. Peşine hafiyeler takmışlar. Nereye gitse takip ediyorlar. İrticacı şair ne yapıyor? Neyzen Tevfik'in oğlu Şefik Kolaylı Akif'in yakın dostudur. Şefik diyor ne yapacağım bilmiyorum. Aldığım nefese kadar takip ediyorlar. Ben Mısır'a gideceğim diyor. Üstad ahir ömründe Mısır'da gurbette ne yapacaksın? Akif'in şu cümlesini unutmayın aziz dostlar. Gitmezsem istiklal mahkemelerinde yargılayacaklar. İstiklal şairi istiklal mahkemesinde yargılandı dedirtmemek için gidiyorum diyor. Korktuğumdan kaçtığımda. Ömrünün son demi geliyor İstanbul'da Beyoğlu'nda Mısır apartmanında yanında 2-3 dost. Aç, bilaç, zaruret içinde son nefesini veriyor. Akif'in tabutunu 3-4 kişi götürüyor. Bir esnaf, kimsenin haberi yok. Bir esnaf kim bu diyor. Akif Bey deyince üniversitelere haber vermiş. Gençler gelmiş, kalabalık. Cenazesini kaldırmışlar. Akif'in cenazesinde o günkü devlet erkanından tek bir kişi yoktur. Üstelik Akif'in cenazesine katılan gençlerin hakkında tahkikat açılmıştır. İrticai faaliyet sebebiyle. İrticacı şairin cenazesini kaldırdılar diye. Akif'in mezar taşını yaptıracak para yoktur. Gençler aralarında kitap basmış, satmış, onun geliriyle mezar taşını yapmışlar. Akif'le bitmemiş mesele. Akif göçmüş dünyadan, oğlunun peşine hafiyeler takmışlar. Oğlu Çetin Altan'a mektup yazıyor.
Çetin Altan köşesinde yazdı bu hadiseyi. Oğlu da aynı şekilde perişan vaziyette son nefesini bekliyor. Şimdi şöyle bir şey var. İnsan aklı ermeye başlayınca dünyayı nasıl görüyorsa zannedermiş ki dünya hep böyleydi. Ekseriyetle genç kardeşlerim var. Siyah beyaz televizyonu pek çoğu görmedi bile belki. Biz önce televizyonsuz zamanları yaşadık. Sonra siyah beyaz televizyon diye bir şey geldi. Sonra işte bir renkli televizyon oldu. Bir tek TRT1 vardı. 12'de kapanırdı falan. O zamanları biliyoruz. Şimdi insan hafızası böyle olduğu için hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bugüne bakıp da zannetmeyelim ki bu işler hep böyleydi. Akiflerin çilesini anlamadan Çanakkale'nin ruhunu anlayabilmek mümkün değildir. Ona keza Necip Fazıl Kısakürek merhumun. Üstad'la devam edelim. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda kan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benim sağlık yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya! Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm, büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya! Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava lüksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanar? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne damal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş baştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpen oldu? Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı? Ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Olur mu deli rüzgar o sadayı Allah bir? Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş kayna, kayna Sakarya. Öz yurtunda garipsin, öz vatanında pari. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren eşler, sizi kim diriltecek? Kaf Dağı'na assalar belki şeker de bir kıl, bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık.
Allah yolunu. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Renkimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, o dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gidip son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründü, ayağa kal, Sakarya. Bütün bayrakları görebilir miyiz gençler? Son bir türküyle onu bir başka zaman bir başka programda okuyalım inşallah. Muhtevaya denk düşmediği için. Son bir şiir ve son bir türküyle bitirelim. Bitirirken bir şey söyleyeyim. Çanakkale'ye dair bugünden gönlümüzde kalacak son şey bu olsun. Dünyada ne kadar ülke varsa hepsini getirin gözünüzün önüne. Şimdi bir ülkenin ismini söylediğiniz vakit o ülkeden bahsetmiş olursunuz. Yani bu su deyince sudan bahsetmek gibi, ciğer deyince ev sahiplerine bakmak gibi, hani mesaj alabilir. Ciğer deyince ciğerden bahsetmek gibi. Bir ülkenin adını söylüyorsanız o ülkeden bahsediyorsunuzdur. Yani ne demek istiyorum? İtalya diyorsanız İtalya'dan bahsediyorsunuz. Fransa diyorsanız Fransa'dan bahsediyorsunuzdur. Amerika diyorsanız namussuzluktan bahsediyorsunuz. Bunun bir tek istisnası var. Bakın, tek istisnası var. Türkiye diyorsanız, bahsettiğiniz sadece bir ülke değildir. Bir umuttan bahsediyorsunuzdur. Bir duadan bahsediyorsunuzdur. Bir fikirden bahsediyorsunuzdur. Tıpkı aleme nizam veren dedeleri gibi dönüp, çağın karanlık yüzüne yeni ve diriltici nefesi üfleyebilecek bir umudun adıdır Türkiye. Türkiye, mazlum coğrafyaların el açıp, ya Rabbi şunlar kim olduğunu bir hatırlasınlar da bizim zulmümüz son bulsun artık dediği ülkenin adıdır. Türkiye bir duanın, bir fikrin adıdır.
Şimdi o Türkiye için bir dua, o Türkiye için bir türkü söyleyeceğiz. Ricam, şiiri de sizsiz okuyamam, türküyü de sizsiz söyleyemeyiz. Şiirin aminleri sizden, türkünün tamamı sizden. Yapar mıyız bunu? Hadi bismillah. Ezansız bırakma Allah. Amin. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah. Amin. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah. Amin. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah. Amin. Bize güç ver. Cihat meydanını ehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım.